merhaba. Bugünkü konuğumuz Elif. Elif bizler için göçmen. Göçmen. Elif göçmen değil tabii. Soyadın öyle sanılmış ama değil. Elif bugün bizlere Avustralya'da doğum yapmak ve çocuk bakmak hakkında bilgi verecek. Çünkü her şeyi yalamış yutmuş bir insan olarak. Elif'cim kanalımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili Senem, takip ediyorum seni. Çok teşekkür ederim. Ya sen şimdi 10 yıldır buradasın. Üstüne burada çocuk da yaptın. Yaptım. Çocuğu hani... Vatandaş da yaptım. Çocuğu vatandaş da yaptım. Şimdi süreç şöyle gidiyor Elif için. Elif göçmen oldu, öğretmen olarak geldiler. Benimle aynı zorlukları çektiler. Çok şükür ama onlar hem kalıcı oturumlarını alıp üstüne bir de şeyi de taçlandırdılar. Kız adını söyleyemedim. Vatandaşlıkla taçlandırdılar. O sırada Elif hamile kaldı. Çocuğunu burada doğurdu ve burada büyütüyor. O zaman yeni başlamıştı hatta oturum izni süreci, yani bir ışık doğmuştu da. Çınar doğdu, büyüdü. Sonra işte 5 yaşında şimdi vatandaş oldu. Ancak şeyden başlayalım istersen. Hamilelik sürecinden başlayalım. Bir de hamilelik sürecinde de iki alt kategori var senin anlatmak istediğin. Biri oturum izni olanlar, biri de oturum izni olmayanlar. Çünkü arada fark ediyor. Fark ediyor. Başlayın. Evet. Yani zor olan oturum izni olmayanların yaşayacağı, planlamadan geldilerse ya da planlanmış bir hamilelik değilse. Oturum izni olanlar normal vatandaşlar ne hakka sahiplerse, hangi rutin kontrollerden geçiyorsa onlardan geçiyorlar. Aslında oturum izni olmayanlar da öyle ama daha masraflı olabiliyor. Burada Medicare numarası diye bir sistem var. Bu sağlık sistemine kayıtlı olduğun anlamına geliyor. Sadece oturumu olanların ya da vatandaşların Medicare'i var. Bu numaraya sahip değilsen hastanelerde devlet tarafından bir kaydın, bir desteğin, bir güvencen olmadığı için, özel sağlık sigortan da yoksa yüklü bir miktarda para ödemen, bütün doğum masraflarını, bakım masraflarını, muayene masraflarını karşılaman gerekiyor. Çok güzel. Şimdi ben biraz böyle başladım. Oturum iznimiz yoktu. Çalışma vizesindeydik. Merkezde bir hastaneye verdiler. Boyulmanın diye. Bulunduğum ilçedeki hastane sadece local hastaları kabul ediyordu. Biz outpatient diye geçiyoruz. Benim Medicare numaram olmadığı için. Ve ben her muayeneye $260 verdim. Ağlayın. Ay bir oldu mu? Çok şükür çocuğum yok burada. Ağlaya ağlaya gidip bir de yani o gerisini anlatacağım zaten, şu sezaryen hikayesi. Sistemde bazı kolaylıklar var. Bu kime denk geldiğinizle de ilgili biraz. Sonra 30. haftada bana ebe hemşirelerden biri dedi ki sen niye ŞEHK programından yararlanmıyorsun? ŞEHK programı hastaneye gelmek zorunda olmadığın bir kontrol sistemi. Bazı hastaneler, bazı ilçelerdeki gerekli sertifikayı almış, eğitim almış doktorlarla birlikte çalışıyorlar. Kişi hastaneye gelmesin, kontrollerini sen yap, sen dosyasını tut, raporlarını tut diyorlar. Sen oraya $70 veriyorsun. Onun da $35'ını zaten özel sağlık sigortasından geri alabiliyorsun. Çünkü bunlar GP, pratisyen hekim. Evet. Sadece işte bu eğitimden mi geçiyorlar artık, prosedürünü bilmiyorum. Ama gidip de hani hastanede, tam teşekküllü bir hastanede çok pahalı oluyor. Anladım. Bu oturum izni olmayanlar için. Olmayanlar için. Bir de şunu da eğer söyleyeyim. Gerçi bu waiting period ile ilgili değildi galiba. Outpatient olduktan sonra her türlü uzman muayenesini ödüyorsun. Şimdi waiting period ne? Devlet tarafından sağlık güvencesi olmadığı için özel sağlık sigortasını yaptırması gerekiyor. 3 aylığına da gelse, 2 aylığına da gelse herkesin özel sağlık sigortası var. Ve burada uzun bir dönem kalınca bu bir avantaja dönüşüyor aslında. Çünkü birçok hamilelik bunlardan biri işte. Birçok uzman desteği gerektiren rahatsızlıkta veya durumda 12 ay bekleme sürecini geçirmiş olman gerekiyor ki sigortan seni bu şeyi kapsasın, harcamaları. Evet, bir de ufak bir not düşmek istiyorum buraya. Sanırım bu hamilelik haricinde olan kısmı 2 yıl, hala 2 yıl diye hatırlıyorum. Tabii bunu tekrar bir bakıp teyit etmek lazım. Evet, ben zaten işte 5 yıl önce olanları anlatıyorum. Yani sistem genel olarak böyle ama tabii şeyler değişmiş olabilir bazı. Ondan sonra başka bir sigorta şirketindeki ödemelerinizi de saydırabiliyorsunuz ama. O yani işte bu payla bir yıl kaldı. Sonra Medibank'e geçtin. Ama ben bu payla bir yıldır zaten ödüyordum. Yani sağlık sistemine katkıda bulunuyorum diyerek onu oraya saydırabilirsiniz. Bu 12 aylık süreci geçtiysen, waiting period denen süreci geçtiysen doğum masrafların karşılanıyor. Hangi devlet hastanelerindeki doğum masrafları? Evet. Bir de o var. Devlet hastanesi olması da çok önemli. Aynen. Burada oturumu olanlar içinse hamilelik haberini alıyorsun. GP'ne gidiyorsun. Testini yaptırıyorsun. O evet sen hamilesin diye resmi bir şekilde onaylıyor. Gerekli raporları ve sevkleri gönderiyor. Çünkü burada sevk olmadan, referral olmadan hiçbir şey yaptıramazsın. Kendim ben bunu yaptırmak istiyorum, bunu çektirmek. Türkiye'de nasıl da hatırlamıyorum ama ilk işte ultrasonun hamilelik haberini aldığında çekiliyor galiba. Gerçekten orada bebek var mı yok mu işte ona bakılıyor. Hatırladığım benim bir 13 haftalık kontrolüm var. Down sendrom olup olmadığına bakılıyor işte. Ve en son 20 haftalıkken bir ultrason var. Ondan sonra yok. 20 bitti. Hafta bayağı erken. Hani Türkiye'de öyle sona doğru hele çok sıklaştırılıyor kontroller. Burada 20 haftadan sonra rutin kontrollerinde 30. haftada bir var. 34'te mi var? O da belki ben sezaryen istediğim için oldu. Bir şikayetin olmadığı sürece gitmiyorsun diye hatırlıyorum. Hani yanılıyorsam yani bilmiyorum ama öyle her hafta 2 haftada bir kontrol durumu yok yani. Türkiye'de ben de duyuyordum. Çok fazla kontrol yapılıyor burada. Yani sürekli bir doktordayız, bir şey bakıyoruz ama Avustralya'da o kadar değil. Yani çünkü o önemli testleri geçiyorsa, kritik haftayı geçiyorsa bu çocuk sağlıklı büyümeye devam ediyor. O sırada da o kontroller şöyle yapılıyor. Sadece karnının ölçüsü alınıyor. Ebe hemşire tarafından bir kere uzman doktoru görüyorsun. Diğer kontrollerde karnın ölçüsü olmuyor. Çocuğun şeyi dinleniyor, kalp atışı. Yine ultrasona girmiyorsun yani. Ultrason sadece radyoloji merkezlerinde oluyor. Doktorlara o raporlar e-mail ile gidiyor. Hastanenin içinde bunlar yok. Ne yazık ki. Ondan sonra şaşırtabilir ama sistemleri böyle acil durumlar dışında kullanmıyorlar herhalde. Kalp atışı dinleniyor. Karnının büyüme ölçüsüne göre bu çocuk hani normal şeyde büyüyor diyorlar. Bırakıyorlar. Olayı orada bırakıyorlar. Tamam sen eve git artık. Evet biz seni 40. haftada bekliyoruz. Doğumda görüşmek üzere. O da hatta 40. haftada doğum olmuyorsa hala da eve gönderirler yani. 41. haftayı bekle. Gelir o ya falan. Sence suni sancı versek mi? Yani sana kalmış, istiyorsan bir eve git gel. Bir git gel bak bakalım. Sancılar başlayınca da bir eve gönderirler. Ay evet klasik. Hani bizim bir arkadaşımız yani son dakika yetişti doğuma. Hastaneye 1-2 saat uzaklıkta, 1 saat uzaklıkta galiba Craigieburne'de eve geliyor ve diyor ki yani yok yani ben burada beklersem biraz daha evde doğururum falan. Kapıdan giriyorlar ve doğumhaneye alıyorlar mesela. Evet. Peki Elif'ciğim şeyden bahsedelim mi bu kadın doğumlardan? Özel hastanelerin fiyatları, devlet hastanelerin fiyatları. Bir de sen sezaryen oldun. Nasıl gerçi ona sonra geçeriz istersen. Tamam, İlk önce bir kadın doğum kısmına ufak bir değinelim. Şimdi burada kadın doğum doktorları aslında çocuk doktoru, pediatrician olarak geçiyor. Yani kadın ana çocuk sağlığı diyelim uzmanları. Tabii ki devlet hastanelerinde var. Doğumları onlar yaptırıyorlar. Ama anneye ve çocuklara her zaman hemşireler bakıyor. Doktor doğum kısmında hatta doğum riski girerse geliyor. Doğuma ebeler de yaptırabiliyor. Bir doktorla çalışabiliyorsun. Onu da hastaneye doğumuna da çağırabiliyorsun. Fakat bunun bir ücreti var ve bir takvimi var. Mesela pediatrician ben bu sene 5 hasta alıyorum, 7 hasta alıyorum. İşte onların doğum şeylerini, takvimlerini ayarlıyor herhalde. Yani önce onu bir bulman lazım, yer ayırtman lazım, ödemen lazım. Bazı özel sağlık sigortası geniş kapsamlı olanlar bunu karşılıyor. Bazen de karşılamıyor. Ben aradığımda $5,500'dı 5 yıl önce. Bu oturum izni olmadan değil mi? 5,500. Evet. Ama yok yani oturum izni olsa da kadın doğumu özelden gitmek istersen aynı. Ha, aynı. Okay. Aynen. Hani ya hastanede bir kadın doğumcun yok. Onu demek istiyorum. Ay. O ne ya? Hastanede bir kadın doğumcu yok. Kontrol altında olmak istiyorum diyorsan booking yaptırıyorsun. Ve parasını ödüyorsun. O da doğumuna geliyor. Ben yaptırmadığım için çok detay bilmiyorum ama hani telefonda bana o bilgiler verildi. Özel hastanede özellikle doğum yaparsan zaten pediatrician'ı getirmek zorundasın. Özel hastane masrafları artı pediatrician masrafı. Evet. Şimdi özel hastane masraflarını sigortası iyi olanlar karşılıyor zaten. Pediatrician'ı karşılıyor mu? Ne kadarını, uzmanın ne kadarını veriyor? Sadece doğum masrafını mı veriyor? Oralarını bilmiyorum. Hani belli rahatsızlıkları olanlar için durum farklı olabilir. Sağlıklılar için farklı olabilir. Bir sürü etkeni var aslında onun da. Bu sadece 3 aşağı 5 yukarı. Hem de size biraz fikir vermiş olur. Bir de tabii 5 yıl önce fiyatlar böyleydi diyecekler. Hemen bir şey eklemek istiyorum çok hızlı. Burada enflasyon o kadar değişmiyor. Yani muhtemelen fiyatlar hala aynıdır. Ha $300 fazla olsun, ha $50 eksik yani. Aynen. O şekilde. Aynen. Sezaryen meselesine gelince de tabii ki ben bunları bu kadar şeyi sezaryen yapmak istediğim için öğrendim. Yani bu bir seçenek değil Avustralya'da. Ne yazık ki. Yani sen seçemezsin. Seçenek de bu bir acil durum prosedürü onlar için devlet hastanelerinde. Tabii ki o zaman işin beni ikna etmenin yollarını aradılar. Sebeplerini açıkladılar. Yani benim ne kadar kararlı olduğumu bilmedikleri için. Ondan sonra senin zannettiğin gibi bir şey değil falan gibi. Çok acı çekeceksin, öyle olacak, bu doğal değil falan. Ama özel hastaneleri arıyorsun. Diyorsun ki ben doğum planlarınızı öğrenmek istiyorum. O da diyor ki ya tabii hemen söyleyeyim. Normal doğum olursa işte $3.500 artı işte yoğun bakımda eğer hani ünitede kalırsa çocuk her gece $800. Sezaryen olursa $5.500. O zaman hiç kimse size demiyor ki yani sezaryen olup olmayacağına siz ya da biz karar veremeyiz. Hamilelik sürecine bakmak lazım. Doğumun nasıl para konuşur. Her yerde olduğu gibi. Ondan sonra o benim yüzüme hani böyle biz bunu onaylamıyoruz diyen doktorlara onları haykırmayı çok istedim ama yapamadım. Sonra özel sağlık sigortasının claim faturası gelince hastaneye $12.000 ödedik senin doğumun için diye bütün mücadelenin sebebi ortaya çıkmış oldu. Onu çok hızlıcık açar mısın, merak ettim. Yani işte faturalıyorsun ya. Evet. Ama doğumu tabii faturalamıyorsun. Direkt hastane faturalıyor herhalde sigorta şirketine. Onlar bize bir ekstra gönderdiler. Şu masraftan $12.000 durumuna ödendi diye. Vay be dedim tabii, yani öbür tarafta 3.000-5.000. Devlet hastanesinde böyle bir oda insan vardı yani. Anladım. Peki şimdi hemen çok ekstra bir nokta olacak. Burada sezaryen acil durum olarak gözüküyor falan diye. Yani devlet hastanesine gittiğinizde ben sezaryen yapacağım, bu şekilde beni alın deme hakkın yok sanırım. Yok. Ama oldu diyelim, bebek ters döndü ya da bir şey oldu, o tarz bir durum var. O zaman hemen sezaryen. Orada da hemen sezaryen değil galiba. Yani tabii sağlıkçı değilim ama annenin kararlarına da bakıyorlar. Bir de yani riske giriyor mu hayatları? Zaten doktoru çağırıyorlar hemen. Yani o zaman çok acil bir şeydi. Öyle duydum hep. Birdenbire odaya herkes üşüştü falan. Birden doktor geldi. 2 saat beklenen doktor birden geliyor falan böyle. Hani o zamana kadar yapabilirsin. Edebilirsin. Falan gibi oluyor. Bakıyorlar kalp atışları yavaşlıyor, oksijensiz kalıyor artık, neyse yani. Çocuğa kordon dolan. Artık klasik hikaye, hemen sezaryen alıyorlar diye duydum. Bir de var bu arada, Avustralya'da genelde ebeler bakıyor. Yani ebeler doğurtturuyor. Evet ama iyiler. Gerçekten iyiler. Yani var. Peki doğum sonrası destek? Benim anlattığım negatif gibi duyulan ya da benim negatif gibi yansıttığımı düşüneceksiniz büyük ihtimalle. Bu işin yönetmeliyle ilgili. Zaten yani onlara gelen, onun yetkisinde değil bunu böyle yapmak ya da yapmamak. Ama sağlık çalışanları ne kademeden olursa olsun zaten pek öyle bir ayrım yok. Çok ilgililer, çok özverililer. Rahatlıkla ulaşabiliyorsun, çağırabiliyorsun, her türlü isteğini anlatabiliyorsun. Peki, her zaman tatlılardı. Çünkü ben şimdi şunu düşünüyorum. Muhtemelen yurt dışında yaşamayı araştıran arkadaşlar bu videoyu izliyorsalar ki demek ki Avustralya'ya bir ilgileri var ya da kıyaslama yapmak istiyorlar. Yurt dışında yaşayan diğer Türk YouTuber'ları izlediklerinde mesela onlar da çok paylaşıyorlar. Acile gittim, kolumun kırığı açıldı, saatlerce bekledim falan. Burada sıralama sistemi var. Tabii ki anneye çocuk önce geliyor burada da. Evet ya, çocuğun zaten acil bir durumu olduğu zaman çocuk hastanesi. Onun normal bir hastanede bakımı yapılmıyor. Buradaki çocuk hastanesi mükemmel. Evet, çok yani bizim gerçekten. Maalesef çok benim oğlumla ilgili değil ama anneler grubundan olsun, akrabalardan olsun maalesef acı tecrübeler de oldu. Hastanede çalışanlar da çok özverili ve ileriler. Evet. Genellikle hamileliği sağlıklı geçen insanlar, risk grubunda olmayan ama şişmansın, diyabetin var, işte bazı kalıtsal hastalıklar var, bazı risklere yatkınsın. Şimdi sezaryen yapıldı, Nihat bayıldı, sonraki kendine geldi falan. Böyle bir şey olmadı. Bayıldı Nihat, bayıldı. Sansasyon. Baban bayıldı. Neyse işte Çınar'ı eline verdiler falan. Sonra seni diktiler, odaya aldılar. Nasıl bir duygusuz anlatım ya. İşte aldılar falan. Sonra ne oldu ya? Aslında ben orada böyle bir ışık doğdu. Ben başka şeyler... Dediktiler, adamı ayılttılar, çocuğu kuruladılar. Şimdi YouTube'u biraz şey olsun diye, hareket gelsin diye anlatıyorum. Sonra seni odana aldılar, devlet hastanesinde. Ha bak, odaya göçme, nereye geçirdiler seni? Evet, böyle Arap'ta bir yer. Hasta odasıyla kendi odan arasında bir hani yoğun bakım da değil de bilmiyorum işte. Orada tentene temas. Şimdi... Bebeğin doğru anneye ilk geliş. Ya kız vurma ses dındının oradan. Bayağı bir göğsünde tutuyorlar. Anneyle de babayla da bu hani temas. Bir saate yakın herhalde bizi orada tuttular. Orada sen de dinlendikten sonra, herkes sakinleştikten sonra odaya alınıyorsun. Yani benim ameliyatım... Ben 6.30'da giriş yaptım hastaneye. 8.30'da ameliyat başladı herhalde ya da odasındaydım. Sanki 8'i 20 geçe ya da 25 geçe doğdu. Hmm. Öyle hatırlıyorum. 9'dan sonra herhalde odaya geçmiş miydik? Hızlı olmuştu aslında. Yani programlı güzeldi yani böyle. Odada nasıldı peki? Yani odada çocuk hani hazırlanmış oluyor, giydirilmiş oluyor, sen giyinmiş oluyorsun veya doğum havasından çıkılmış oluyor. Artık odada çocukla başlıyorsunuz. İlk şey çocuğu doyurmak, emzirmek, anneye alışması. Artık senin değil de onun dertleri başlıyor biraz. Bilgilendiriliyorsun. Sezaryanın hani verdikleri ağrı kesici değil de morfin. Morfin mi vermişlerdi ya? Ne? Morfin mi verdiler sana? O olabilir bana mi ya? Ha epidural'ın etkisi geçti. Epidural ya. Epidural. Bunu nasıl düşündün? Morfin dedi ya. Morfin. Bana morfin verdi. İşte ayaklarını oynatıyor musun falan fişman. Ondan sonra beni hemen kaldırdı. Yani git işte duşunu al, yürü, et falan gibisinden. Sonra bebeği yıkadı. Yani birinci gün akşama kadar normalleştirme. Her şey. Artık başladık artık. Bu senin bir parçan. Hani sen altına al, uyut bakalım falan fişman. Hemen onu adapte etmeye başlıyorlar. Yani çocuğu biz alalım götürelim. Eskiden öyleymiş, bir hafta annenin yanında durmuyormuş çocuk. Şimdi tam tersi. Refakatçiler de 8'den sonra gidiyor. Bebekle sen baş başa kalıyorsun. Evet, yok gerçekten yok. 8'e kadar yani ve bitti. Ondan sonra çıkmak zorunda refakatçiler. Herkes için geçerli yani bu. Aynen, baba da dahil yani. Evet. Peki şu anne grubundan biraz bahseder misin hızlıca? Evet, şimdi şöyle oluyor. Hastaneden çıktın. Bir daha hastaneye dönmüyorsun. Çok yani güzel bir şey aslında bu. Kötü bir şey olmazsa. Doğru. Hastaneye gitmiyorsun. Senin olduğun ilçelerde, hatta bunlar belediye binasının içinde olabiliyor. Kendi odaları var işte. 2 hafta sonra bir hafta sonra onlar kontrole geliyorlar. Senin iyileşip iyileşmediğini, neye ihtiyacın olduğunu, çocuğu tartıyorlar, her türlü muayenesini yapıyorlar, 2 kişi geliyorlar. Ona göre yönlendiriyorlar seni. Senin işte atıyorum emzirme için eğitime gitmen lazım. İşte uykuyla ilgili problemlerin varsa eve destek gönderebiliriz. Yani destek mükemmel doğumdan sonra. Evet, evet. Her şey yolundaysa 2 hafta sonra sen gidiyorsun nurse'e. Çocuğun gelişimini, kafa işte ölçüsünü alıyor falan, önemli şeylere bakıyor. Ondan sonra da rutin olarak o nurse'e gidiyorsun. Sosyal ihtiyaçlarınla da ilgileniyorlar, o anne grubu dediğin işte. Bana mesela sormuştu, neye ihtiyacın var, ne yapabiliriz senin için hani bunların dışında. Çok yani bilgilendiriyor zaten. Evet, şunları yiyecek, bunları, bu kadar uyuması gerekiyor. İşte bir defterleri var, orada tutuluyor defter seninle beraber her zaman. Ben de demiştim ki yani çok fazla çevrem yok. Çocuklu bir çevrem yoktu. O zaman birbirine yakın dönemde doğum yapmış anneleri, yakın yaşlarda bebeği olan anneleri bir grupta birleştiriyor hemşire. Çok diyor güzel ki işte Mart ayının ilk hafta sonu veya işte şu gün gelin, hepinizi tanıştırıyor. 4-5 toplantıyı hemşireyle beraber yapıyorsun. Bilgilendirme amaçlı. Sonra böyle sohbet, muhabbet, birbirinize alışıyorsunuz. Eğer iyi anlaşan bir grupsa görüşmeye devam ediyorlar. Katılan katılıyor. Biz de herkes hiçbire vermemiştik yani. Çok iyi çıkmıştı. Hala da bir arkadaşım, en iyi arkadaşlarımdan biri yani. Şimdi toparlamamız gerekirse tamam. Sezaryen bizdeki gibi bir opsiyon değil, yani özele gitmediğiniz sürece. Özele giderseniz de bunun bir bedeli var. Ama devlet hastanesindeki, bu arada devlet hastaneleri gerçekten burada iyi arkadaşlar. Yani odaları, imkanları, şunları bunları olsun. Özel hastaneyle aynı standartta. Evet, yani banyolar falan hep böyle odaların içinde. Geçiyorum. Onun dışında olursa bir doğum süreci ben ama iyi ama kötü bir şekilde geçiyor. Sonrasındaki destek çok iyi bir şekilde başlıyor. Hem sosyal anlamda olsun, hem sağlık anlamında olsun. Yani anne ile bebenin nasıl geliştiği, bir süre gözlemlenmesi, özellikle ilk çocuğu olan kadınlar için bence çok iyi. Hele bir de göçmen bir ailedeyseniz, mesela Elif'in annesi yanında yoktu, yani tek başına biraz büyütmesi gerekti. Kim arkadaşlarımızın annesi babası geldi, böyle aylarca kaldı. Ama bu tarz göçmensin, teksin, kimsen yok. Devlet yine bir şekilde bir yardım sunuyor. Elini kolunu uzat. Tabii bizim oturumumuz yoktu o zaman. Yani bebek tüm haklardan yararlanıyor yani. Diğer bebeklerine bakım yapılıyorsa doğan bebeğe de aynı bakımlar yapılıyor. Peki Çınar kaç yaşında kreşe başladı? Şimdi burada yani Çınar'dan değil de buradaki kreş, sen de iyi biliyorsun. Öğretmenlik yıllarım. Yaş grubu yok. 0 yaştan başlıyor. 0 yaşın alt limiti 8 haftaydı ben çalışırken. Hala öyle 8 sanırım. Haftadan itibaren kabul etmek zorunda. Ama ortamları da ona göre yani. Tabii tabii. Bina, fiziksel kurallar, yani her şey, bunun kuralları var. Ona göre yapılıyor. Aslında bebek odası en güzel oda. Kesinlikle. Ama Çınar 2 yaşında başladı. Ben sosyalleşsin diye gönderdim. Şöyle oldu. Biz oturum izni aldığımızda Çınar 2 yaşını yeni doldurmuştu ya da içindeydi. Artık oturma iznimiz olduğu için Çınar'ın tabii bizim bazı ödemelerden faydalanma hakkımız doğdu. Burası önemli. Çok önemli. Şimdi kreş fiyatları günlük $115'dan başlar. 130, 140, 160. Hani bulunduğu bölge. Yok, 160 var yani. Benim en son çalıştığım kreş 160'lı günlüğü. Evet. Hiçbir yardımın olmazsa direkt cebinden vereceğim para. Tabii kimse bunu böyle yapamıyor. Buna alternatif şeyler de var. Femini DK diye bir şey de var. Onu sonra anlatayım. Şimdi Çınar Femini DK'ye gidecek mesela. Oturum iznin olunca devlet diyor ki, o zaman diyordu, 24 saat eğitim hakkı veriyorum çocuğa. 2 yaşındaydı. Childcare 6'dan 6'ya açık olduğu için 2 gün yazdırabiliyorsun. 24 saat ediyor çünkü toplamda. Ama gider de belediyenin okul öncesi programlarına yazdırırsan 3 gün de olabilir. Çünkü 5'er saatten 3 güne yayılabilir. Orada işte biraz lokalde neler döndüğünü öğrenmek gerekiyor. Bana bu konuda anneler grubu, ki yani çok hızlı İngilizce konuştukları için çok az şey yakalıyordum. Yani community service, onu yakalıyorum. Anne var community service'te falan. Hani bakıyorsun internetten. Sen biraz değişik. Okul öncesi çok çeşitli burada. Ama okul öncesi var ve 0 yaştan başlıyor. 3 yaştan sonra da zorunlu. Ben bir şey daha ekleyeyim hemen burada. Bunu Kanada'yı takip ettiğim için biliyorum. Ben Kanada'ya evli, çocuklu göç etmiş bir couple arkadaşım var diyeyim, konuşamadım. Onların çocuğu 4 yaş altı olduğu için kreşe ücretsiz olarak gidiyor. Sonrasında verecekler. Avustralya'da ne yazık ki böyle bir şey yok. İşe gittiğiniz zaman tabii gelir durumunuza göre, evde bulunma saatlerinize göre devlet büyük bir kısmını karşılamaya başlıyor masrafları. Destek oranı artıyor. Sonra ben işten çıktım. Ben yine Çınar'ı 2 gün göndermek istedim. Gönderemedim çünkü yasa değişmişti. Eğer çalışmıyorsan 0. Ama çok yırttığım bir şey var burada olarak. Yani kıyaslanmaktan yırttım. Müdahalelerden yırttım. Tabii incelenmek, baskılanmak, öyle yapamıyorum, böyle yapamıyorum. Burada geldi başıma, ama Türklerden geldi bu eleştirilerin hepsi. Ne yazık ki. Bence o yüzden daha rahat. Bence de. Ama çok gerçekten böyle rahat yani. Özen istiyorsanız, yani her yer balon kurdele olsun. Önümde 10 kişiyle doğrayayım şehzademi diyorsan olmayacak. Yani zor, yani 10 kişinin uçak biletini almak zor. Evet. Bunu da hadi ekstra olarak kapatmadan söyleyeyim. Burada doğum odaları süslenmesi falan çok sade arkadaşlar. Baby shower zaten bunların. Türkiye'de şimdi çok yeni ama zaten buranın kültürü olan bir şey. Ben öyle süsledim ama. Ya biz süsledik. Onu Elif'inkini süsledik ama çok az süsledik. Ama ucuz şeylerle süsledik. Gösterişi süsledik. Yoktu. Elimde çok hızlı çıktı. Ama yani hazırlayın böyle şeylere kendinizi. Burada doğum yapma gibi bir planınız varsa, bir de paranız varsa rahat doğum yaparsınız. Gerisi tamamen kişisel de, çünkü her şeye saygı gösteriyorlar. Her kültürün 50 milletten insan burada doğum yapıyor. Vietnamlı, Hintli. Tabii ki. Tabii ve bizden ki. Çok daha gelenekçi insanlar var. Herkese kucak açıyorlar. Ekonomik şeylere ben kendim hiç bir şey hazırlık yapan insan değilim. O yüzden zordan öğreniyorum her şeyi. Tavsiye etmem. Parayla gelin, parayla doğru. Hamilelikte o stres çekilmiyor gerçekten. Çekilmezmiş. Elif'ciğim, bu bilgileri paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Ne zaman istersen. Umarım sizin için de ufak faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Doğum yapmayı düşünenler ya da burada hamile olup ne yapacağını bilmeyenler ya da buraya gelip doğurmak isteyenler için faydalı bir video olacağına inanıyorum. Ya, pardon. Hadi söyle. Bunu eklememiz lazım. Burada doğunca çocuk buranın haklarına sahip olmuyor. En önemlisi. Bunu Avustralyalılar da bilmiyor. Annenin babanın vize statüsünde doğuyor çocuk. En başta söyleyeceğim şeyi en son söyledik ama. Ben onu videolarımda söylemiştim ya. Bilen biliyordur. Takip edenler biliyordur deyip. Neyse ama bu da önemli bir not olsa. Ben de kaldım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Uzun uzun anlattık. Sıkılmadan bu zamana kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Yorumlarınızı, sorularınızı aşağıda kutuya bırakmayı unutmayın. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Bye.